Arkadaşlar merhaba. Dijital çerçevede çatlaklar vardı, kırıklar vardı. Dijital ekranı söktüm arkadaşlar. Kırıklarını yaptım. Kırıklarını da çok kolay siz yapabilirsiniz. Arkadaşlar normal yanında sprey olan yapıştırıcılardan alıp o yapıştırıcıyı döküp üstüne de arkadaşlar toz olarak kabartma tozu döküp sprey sıkınca taş gibi oluyor böyle arkadan. Daha sonrasında zımpara ve boya işlemini yaptım. Bunları da anlatacağım bu videoda. Öncelikli olarak kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayınız. Arkadaşlar dijital çerçeveyi söktüm. Kanalımda videosu var. Bunu aracınızın bütün plastik aksamlarına uygulayabilirsiniz. Yenisini almanıza gerek yok arkadaşlar. Göstergede arkadaşlar burada zaten aracım 92 model. 92 senesinde üretildiğini gösteriyor. Şöyle arkadaşlar 92 7. ayda üretilmiş dijital çerçeve. Bunu yenisini almanıza gerek yok. Kırıkların hepsini kendiniz tamir edebilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar yüzeyi yapıştırıcı sürüp üstüne kabartma tozu döküp ben spreyi sıktım. Sonrasında da bir iki parça karton koydum. Sonra yine kabartma tozu döktüm. Sonra yine spreyi sıktım arkadaşlar. Burada köşede de aynı şekil kırık vardı. Onun da tamirini yaptım. Daha sonrası için diğer şuralarda da vardı kırıklar. Onları da yaptım arkadaşlar. Sonrasında zımpara işlemini anlatacağım arkadaşlar. Şu altta gördüğünüz kısım gibi çok çizikler vardı. Şu plastik kalıntılar arkadaşlar. Böyle bakın elinizle kazıdığınız zaman kazınıyor. Plastik belli bir zaman sonra özelliğini yitiriyor. Bunlar genellikle kontağın olduğu yer. Yani şu kısım herkes için aynıdır arkadaşlar. Çizik çiziktir böyle. Öncelikli olarak arkadaşlar boya yapmadan önce bu kalıntıları kalın zımparayla kazıyıp sonrasında ince zımpara yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle ön tarafını göstereyim. Bakın arkadaşlar. Bu kısım yani eskisi bu şekildeydi. Buraları da bu şekildeydi arkadaşlar. Ama kalın zımpara yaptım. Sonrasında ince zımparayla temizledim. Sonrasında arkadaşlar plastik astarı attım. Plastik astarı kuruduktan sonra siyah mat boyayla boyadım. Bunu kendiniz çok kolay yapabilirsiniz. Kırıkları tamir ettikten sonra. Kırıkta yoksa ekranınızda boyama işlemini yapabilirsiniz. Bakın arkadaşlar alttaki yapıştırdığım yer burada. Çok az, hafif bir kılcal böyle bir iz belli oluyor. Yapıştırıcı arkadaşlar buradan taşıyor. Taştıktan sonra aynı şekil bunu da yapıştırıcıyı da ince zımpara baştan kalın zımpara sonrasında ince zımpara yaparak boyaya hazır hale getirebilirsiniz. Bunu yapması çok basit arkadaşlar. Dijital ekranınızda ne kadar kırık olursa olsun bunu yapabilirsiniz. Şimdi alttaki görüntü çizik. Altlarına yapmadım arkadaşlar. Görünmediği için. Mesela üst tarafına bakabilirsiniz. Yeni gibi oldu. Arkada gösterdiğim diğer kırık yer buradaydı. Şu anda hiç belli olmuyor. Aynı şekilde yine bu sol difüzörde kırık vardı arkadaşlar. Bunun plastik astarını attım ben. Kurumadan üstüne mat boya attım. Biraz boya pütürlü oldu. Biraz acele ettim. Bunu yaparken acele etmeyin arkadaşlar. Attığınız plastik astar kurusun. Sonrasında istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Ama ben orijinal siyah mat rengine boyadım. Üst tarafını da göstereyim arkadaşlar. Bakın şöyle. Hiçbir yerinde bir çizik yok. Yenisi gibi oldu. Dijital ekranınızdaki veya aracınızdaki bütün plastik aksamlardaki kırıkları,
kılcal çatlakları bu şekilde giderip boyayabilirsiniz. Kanalımdaki diğer videolarımı izleyip kanalıma abone olmayı unutmayınız.